Olmazsa bir dahaki ne olur? Alo, merhabalar. Merhaba, nasılsın Bahadır? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İsmin neydi bu arada? Adım Betül. Betül. Memnun oldum. Nasıl gidiyor Betül? Ne Evet. yapıyorsun? Allah idare ediyoruz şu dönemde. Ne yapabilirim? Öğrenciyiz. Hangi bölüm? Ya da lise, üniversite. Üniversite okuyorum ben. Elektronik haberleşme 2 yıllık. Allah. Ondan sonra öyle evdeyim. Aileme işte evde yardım ediyorum. Ama çalışıyor ikisi de. Ne zamandır izliyorsun sen? Ben nickini görmedim çünkü daha önce, bugün gördüm ilk defa. Ya bugün abone oldum ama herhalde birkaç aydır izliyorum. Birkaç ay oldu evet. Arkadaşım sayesinde buldum seni. Vay be. Önerdi. Dedim ki siyaset mi? Hemen gelirim dedim. O gün bugündür fırsat buldukça izliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bekliyorum sorunu söyleyeceğini. Umarım küfretmezsin. Dinliyorum. Yok. Yok. Saygı çerçevesinde elimden geldiğince kendimi ifade etmeye çalışacağım. Durum olursa kusura bakmayın. Estağfurullah canım. Şimdi yayında gözlemlediğim kadarıyla pek kadın yani varsa da herhalde buraya gelmeye çekindi bilmiyorum artık. Ve hani kadın hakları biliyorsunuz hepiniz olanları Evet. insanlar yani hamile, genç, yaşlı, çocuk fark etmeden bir sürü bu ülkede olay oluyor. Yani ve artık hani bu yani hangi parti olduğu hiç önemli değil. Yani birinin bunu düzeltmesi gerektiğini artık çünkü ben dayanamıyorum. Yani mesela sokağa çıkmaya korkuyorum. Sürekli kıyafetime dikkat ediyorum ama ona rağmen gözlü tacize mutlaka uğruyorum. Ve yani korkmak istemiyorum. Açıkçası devlet büyüklerinin kimse kusura bakmasın ama korkmuyorum. Çünkü ben halkım. Çünkü ben oy veriyorum. Ve Süpersin. beni korumak zorundasınız yani. Ben bu ülkenin yarısıyım. Aynen öyle. Benim cinsim bu ülkenin yarısı. Ve bir de benden küçük mesela ben de Erzurumluyum. Aha, Hani mesela. hemşeri çıktık. Tabii. Gitti. Ilıca tarafındayız biz de. Ondan sonra benim ailem çok şükür ailem konusunda sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim ailem de aydın görüş. Elinden geldiğince kendini geliştirip o aydın görüşe kavuşmuş insanlar. Ve bu konuda çok hani gerçekten mutluyum. Ama şöyle bir şey var ki onlar da kadın cinsi olduğum için üzerime bir sürü durum yüklüyorlar. Ev işi Evet. yapmak zorundasın, kocan olacak, yok çocuğun olacak, işte hem okuyup hem evi geçindireceksin falan. Ve hani yeni neslin aslında eşitlik konusunda daha iyi olduğunu biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela bazı insanlar aile olmayı başaramıyorlar. Ve maalesef benim ailemin bir tarafında öyle insanlar da var. Kendi benden küçük, bir yaş küçük kuzenim var veya birkaç yaş küçük ve vazgeçtiklerini görüyorum. Okumaktan işte hiçbir hevesleri yok, gelecekleri yok. Sürekli kendilerini oyuna veriyorlar. Yani beyinlerini donduruyorlar. Kendilerini kullanmıyorlar ve çok üzücü. Anlatıyorum, elimden geleni yapıyorum. Onlar da yani onlar da benim cinsim. Çünkü onlar belki aileleri benim ailem kadar iyi eğitmemiştir. Çünkü onlara çalışın veya para kazanın. Biz ticaretle uğraşıyoruz ve ben babamın küçüklükten beri yanındayım. Ticareti çok iyi biliyorum. Ama onlar aileleri o imkanları vermedikleri için gelişemiyorlar. Elimden geleni yapıyorum, emin ol yani. Ama işte hani akrabayım ya, sözde Aha. kuzenim ya. Yani takmıyorlar o kadar çok da aslında. Yani şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncelikle bu senin bahsettiğin çabadan ötürü sana teşekkür ederim. Hani sonuçta uğraşıyormuşsun insanlara bir şey anlatmaya vesaire. Kadın hakları mevzusunda da şöyle, kadın hakları mevzusu Türkiye'de artık siyasi bir duruma gelmiş durumda. Normalde çok insani bir şeyken şu an kadın hakları dediğinde, yani gerçekten kadının temel insanlık hakları aslında siyasi bir duruma gelmiş durumda. Çünkü partilerin ya da güruhların kadın beklentisi, kadın tanımı, ki bu tanımı yapanlar da 70 yaşında idrarını tutamayan amcalar, farklılar.
Yani bunu sen de görüyorsun. Ne ya, yani adamı baksan dersin ki vay anasını satayım, diyor ki kadın anne olmak için yaratılmıştır sadece. Ya da ne Ya bileyim ben işte kadının şeyi iş hayatı önemli değildir. Kadın oturacak, az önce senin de bahsettiğin gibi işini yapacak. İşte evinde yerleri süpürecek, şunu yapacak, bunu edecek. Yani bu yüzden ha bu düzelebilir mi? Kesinlikle düzelebilir. Yine bence bu siyasi bir problem olduğu için benim gözümde siyasetin değişmesiyle değişebilir. Uygulanacak kanunlar vesaire değişecek çünkü. Bakış açısı değişecek. Toplum tarafında ama o kadar çabuk değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliliği lafını duyunca bile yani çok normal ve kesinlikle var olması gereken bir şey olmasına rağmen insanlar he falan yapıyorlar. Toplum tarafında o yüzden işimiz bir tık daha zor bence maalesef. ya işte ben de kendi yaşıtlarımı en azından düzeltmeye çalışıyorum. Çaba veriyorum. Anlatmaya çalışıyorum ve sadece yaşıtlarım değil, benden büyük insanlara, benden küçük insanlara, yaşıtlarıma yani sürekli çaba içindeyim. En azından kendi hakları için. Siyaseti geçtim. Tabii ki de bu artık siyasi bir durum. Malum bir parti yüzünden. Ve umarım en kısa zamanda kurtuluruz diyerek yani Umarım. dileklerimi yani çünkü yani ben sabahlara kadar seçimleri de bekledim o küçücük yaşımda. Belki şöyle düşünüyorum. Yaşıtlarım çok fazla takmıyorlar genelde siyasi durumları. Yani kendi çevrem. Takanlar elbette var. Ama takmayan insanları görünce de ben biraz deliriyorum. Oy vermeyen arkadaşlarım da var. Deli diyorum. Neden yapıyorsun diyorum. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Anlamıyorlar. Ve anlatamadıkça ben umutsuzluğa kapılıyorum. Mesela şu kadın hakları konusunda, bu cinayetler olan oluşan şiddet, din baskısı falan, ben artık evlenmek istemiyorum. Çocuk sahibi olmak istemiyorum. Bu ülkeye bir insan daha getirip onun hayatını karartmak istemiyorum. Çünkü ya bana, çünkü ben bunu annemlere de söylüyorum kendim. Neden bu ülkeye geldim? Neden beni doğurdunuz? Benim çocuğum ya bana bunları söylerdi. Ben bu çok ağır bir laf biliyorum. Ama Evet. çocuğum da bana kurarsa. Yani Valla çok işte çocuklarımızın bize bu cümleleri kurmaması için bir şeyleri düzeltmemiz lazım diyorum ya. Ben öyle düşünüyorum. Hani biz çünkü bir tabii şeyleri ki. düzeltmezsek biz ve bu ülkede bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız olursa eğer ya geçtim niye beni doğurdunuzdan ziyade mesela ben torunlarımın bizim mezarımıza işeyeceğini falan düşünüyorum. Allah belanızı versin diye. Yani sen mi Ya söylüyorum? Bu şaka değil bu arada. yaparlar. Yaparlar. Yeni nesil bomba gibi geliyor. Hadi Gördüğüm burada inşallah. gördüğüm insanları gördükçe umutlanıyorum. Ve senin görüşlerinle insanların değiştiğini gördükçe de umutlanıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Fazla zamanını almak istemiyorum. Bir sürü insan bekliyor çünkü gördüm. Ve yani kadınlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen hakkınızı savunun. Sesinizi çıkartın. Ve ne olur size psikolojik şiddet gösteren, norm yani fiziksel şiddet gösteren kim varsa ona karşı durun. Üzgünüm, bu aileniz de olabilir, evet. Ama bir noktada sen bana bunu yapıyorsun anne, sen bana bunu yapıyorsun baba desinler ve kendilerini göstersinler. Yoksa en azından onlara söylemiş olun. Çünkü onlar pişman olduklarında diyeceksiniz ki ben size söylemiştim. Çünkü elbette bir şeyin farkına varacaklar bir gün. Varmak zorundalar. Çok güzel konuştun. Teşekkür ederim. Ayrıca şunu da tekrardan eklemek istiyorum. Bu çevreme şunu anlatıyorum, bunu diyorum vesaire falan filan dedin ya. Bu bence çok değerli bir şey. Bunu ben herkesin yapmasını istiyorum. Yani eğer yani insan bazı şeyleri düzeltmeye kendi çevresini kendinden ve kendi çevresinden başlamalı. Yapabileceğim buysa bunu yap. En iyi şekilde yap. Müthiş bir şey. Ben kendi adıma sana çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Eyvallah. Görüşürüz. Sizler de iyi ki var. Merhaba Betül, sende mi Purple Beast'i izliyorsun he? Beraber izleyecek miyiz Purple yayınını? Güzel, güzel insanlara artı bir daha eklendi. Maşallah nazar değmesin çok iyi gidiyor ya. Allah nazarlardan saklasın abi. Of, belim ağrıdı ama azıcık şöyle bir gerileyim.